Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendimizi nasıl daha iyi hissedebiliriz? Bu konuyu ele alıyoruz bugün. Uzman aile danışmanı Saliha Erdim hocam ile birlikte. Sizler de ekranda gördüğünüz numaralar üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan merak ettiklerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Evet Saliha hocam. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben de programın ikinci bölümünde aslında kendimi daha iyi hissediyorum. İlk bölümde biraz kırıklık vardı üzerimde ama demek ki konumuzun mahiyeti de beni böyle çepeçevre sardı. Çok şükür. Sizin anlattıklarınız da bana şifa gibi geldi. İnşallah. Çok şükür. Teşekkür ederim. Enerjim yerine geldi hakikaten. Çok sevindim. Evet, çok şükür. İlk bölümde biraz daha iyi hissetmek nasıl mümkün olur? Bu sorunun cevabını peşine düştük. Ve siz bildiğimizde dediniz. Bilginin öneminden bahsettik burada. Sonrasında neye göre gönül bağımız varsa o yolda yaptıklarımızın bizi iyi hissettireceğinden de bahsettiniz. Bu da çok güzel bir açılımdı hakikaten. Teşekkür ederim. En sonunda da kendimizi iyi hissetmek için neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Böyle çok tatlı bir sohbet oldu orada. Allah razı olsun. En nihayetinde de aslında var olmanın kıymetine ısrarla vurgu yaptık. Sizin orada sözünüzü kesmek durumunda kalmıştık ama dilerseniz normaldir. Oradan devam edelim. Tamam inşallah. Diyordum ki şükredersek, ne kadar kıymetli şeylerin elimizde olduğunu bilip olmayanları hem oldurmak için gayret ederiz hem de bazen de olmaması hayırlıdır. Çok güzel bir söz var. Olursa murat etme, olmazsa inat etme diye. Evet, çok güzel. Yani olması için çaba sarf ederim, olur ya da olmaz ama onun olmaması benim kendimi kötü hissetmeme sebep olmamalı. Allah verir de vermez de Allah'ın bize sözü mü var? Sen evlendiğin zaman ben mutlu olmak için evleniyorum. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun. Evlilik daha doğrusu evlenmekle değil. Bu anlayışla evlenmekle yanlış yapıyorsun diyor. Ya mutlulukta evlilikte üzüleceksin de sevineceksin de. Yanlış da davranacaksın, sana da yanlış davranılacak. Bu insan olmanın kaçınılmaz sonucuysa eğer, o zaman ben mutlu olmadığım her zaman, bak işte ben evlenmeyecektim ya, işte evlenmekle kötü yaptım, el adamının kahri çekilmiyor dersen, sen de çekilmez bir hale gelirsin, öteki de çekilmez bir hale gelmiş gibi olur gözünde. Oysa hayat böyle anlamlandırılmayacak kadar önemli ve değerli. O yüzden meseleleri üzülmek, sevinmek, mutlu olmak, mutsuz olmak olarak değil, doğru davranmak. İnsan kıymeti bilmek, insanın gönlünü onarmak. Geçenlerde şu geldi aklıma değerli hanımefendi. Bir gün umredeyim. İşte hani Kabe'yi görürken dua ediyoruz ya. Ziyaret yerlerinde rehber hocalarımız anlatıyor. İşte Hicaz'a su yolları yaptıranlar, demir yolları yaptıranlar, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, camiler inşa ettirenler. Baktım ben bunların hiçbirini yapamayacağım. Şöyle dua ettiğimi hatırlıyorum. Onu da unutmuşum, yeni hatırladım. Allah'ım, biliyorsun ki elimde senin dinin için ilim mektepleri, medreseler, cami tamirleri, cami inşaları yaptıracak param yok. Ama ne olur, sen bana gönülleri inşa ettir. Gönüllere iyi geleyim. Gönülleri onarayım. Benim gönülleri onarmamı sen nasip eyle diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Rabbim bunu nasip etsin inşallah. Çünkü başka her şeyi geçiyor. İnsanın kendisini İyi hissettiği zaman, benim davranışımla kendisini iyi hissettiği zaman, bu benim ahiret azığım. Benim davranışımla kendisini Allah'a daha yakın hissettiğinde, benim sözlerimle bu dünyadaki anlamını daha iyi kavradığında ve hangi durumda olursa olsun çok daha iyi olabilecek bir gücün Allah tarafından kendisine verildiğine inandığında, ben o kadar anlamlı bir şeye vesile olmuş olurum ki, ya bu benim ömrümü artırır. İnsanın gönlüne iyi gelmek, Allah'a iyi gelmek demektir. Evet. O yüzden de, yani... Yunus Emre de öyle diyor ya hocam.
bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil diye. Hakikaten orada gönül inşa etmenin, gönül onarmanın ne kadar önemli olduğunu asırlar boyunca bize söyleyen bir medeniyet dairesi içerisindeyiz. Evet. Hakikaten bu anlamda o gönül inşa etmek, yani hiçbir şey yapamıyorsak o gönülleri inşa edelim. Asıl olan belki de budur. O kadar kıymetli ki. Evet. Yani o insanın ayakta durmasına, kendisini gerektiği zaman mücadele etme gücü bulmasına, kendisini savunacak gücü bulmasına yardımcı olmak çok kıymetli bir şey. Özür dilerim. Hepimize Allah bu durumdan nasibimizi alalım. Nasipdar eylesin, evet, inşallah. Eylesin. Değerli hanımefendi, dolayısıyla yani biz varsak çok şey yapabiliriz. Aynaya bakalım ve şükredelim. Aynada daha fazla durmayıp evet. Başka davranışlarımıza geçelim. Neler yapmamız gerektiğini biraz daha detaylandıralım. Detaylandıralım. Evet. Şimdi şükrederek başladık. Ondan sonra elimdeki nimetleri gördükçe şöyle düşünün değerli hanımefendi, ne kadar zengin olduğumuzu anlıyoruz. Benim elimde, evimde, ofisimde yığınla param var. Zenginim. Bir şey alacağım, param yok diye üzülür müyüm? Zenginim. Bir şey, şunu almam lazım dediğimde eyvah param yok der miyim demem. Ya var, Allah vermiş. Hemen tutar, kartımla ya da nakitimle tutar alırım. Aynen onun gibi. Zenginliklerimizi bilirsek yoksulluklarımız yoksulluk olmaktan çıkar. Çok güzel yoksulluklarımız yoksunluk olmaktan çıkar. Şükretmenin hayatımızdaki değerleri görmekle benim asıl olan şeyler neyse onlara odaklanmamla çok yakından alakası var. Ya beni ayakta tutan şeyler var. Benim koskoca sınırsız bahçelerim var. Bahçemi ot bürümüş diye ben ağlar mıyım durup dururken? Ya bu bahçe senin, bu servet senin. Eleman getir yaptır. İşte çiti kırılmış. Niye bunun çiti kırıldı? E çit kırılır. Yaptır bu. Sen varlık sahibisin. Bağ var, bahçe var, içinde hanlar var, hamamlar var, köşkler var. Bahçenin duvarı yıkıldı diyerek ağlıyorum. Bu yok. Hayatım karardı, mahvoldu. Ya serveti görsene. Çiti göreceğine, bahçedeki otu göreceğine. İşte eleman şöyle davrandı. Eğit, onu da öyle kabul et. Biz o kadar çok olmazsa da olabilecek şeyler için asıl olanları feda edip görmüyoruz ki. Asıl mutsuzluk kaynağı bu bence. Görmemiz gerekenleri görmediğimiz için, şükretmemiz gerekenlere şükretmediğimiz için. Eşini kaybedince kıymetini anlıyor. Ha kıymetini anla, ha anlama. Çocuğuna bir şey olduğu zaman eyvah nasıl davrandım böyle diyor. Öyle diyeceğine vaktinde bil. Vaktinde kıymetini anla. Dolayısıyla kendi kıymetimizi de böyle bileceğiz. Başkalarının kıymetini de böyle bileceğiz. Dolayısıyla aynaya bakıp şükretmenin yanında var olanların, nimetlerin hatırlanması ikinci önemli büyük adımdır. Bunu aksattığımız zaman başka şeyler de aksar. Aksar. Evet. Peki, gözümüzde çok özür dilerim. Nimetler küçülünce yoksul olmayanlar yoksunluk seviyesine yükselir. Oysa onlar olmasa da olur. Benim için asıl unsurlar var. Bunlara görüp, bunlara odaklanıp, bunlara şükretsem onlar solda sıfır kalacak. Dolayısıyla şükretmeyen insanın mutlu olma ve kendisini iyi hissetme hali anlıktır, geçicidir, mutluluk düzeyindedir. Huzuru yakalayabileceğini şahsım adına ben düşünmüyorum. Burada biraz daha ruhsal yorgunluklarımız belirleyici oluyor olabilir mi hocam? Çünkü şimdi arada da yönetmenimizle de konuştuk. O gündelik hayattaki fazla koşuşturmalar, stresle örülü yaşam veya hep bir kapalı alanda kalma, doğadan da uzaklaşma. Çünkü insan doğadan uzaklaştıkça aynı zamanda kendi tabiatından da uzaklaşmaya başlıyor. Ve bu koşullar da bir zaman sonra insanın elinde olanları biraz daha görmekten uzaklaştırıyor olabilir. Çünkü ruhsal anlamda belki biraz daha yıprandık ve o rutinimiz veya var olan nimetler bize
çok da sanki nimetmiş gibi bile görünmüyor. Hani sizin de daha demin ifade ettiğiniz bir durum vardı ya, olması gerekenler sanki bunlar. Biz o olması gerekenleri yaşıyoruz ama onların içinde büyük bir yoksunluk çekiyoruz. Ruhsal bir yorgunluk içerisindeyiz. Bununla nasıl mücadele edebiliriz? Bu da çok güzel, anlamlı bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi değerli hanımefendi, biz kendimize neyin iyi geleceğini bilmediğimiz için kendimize kötü gelenlere odaklanıyoruz. Örnek veriyorum. Aslında buradan yine başladığımız şeyi devam edersek bunun cevabı olmuş olacak. Evet. Şükretmeyi hayatın merkezine koyacağız her sabah. Evet. Her sabah. Ondan sonra elimizde ne varsa onunla mutlu olmaya çalışacağız. Çekyatlarımdan birisi kırık, ikisi sağlam. Olduğu kadar idare edeceğim. Alacak gücüm yok. Bununla mutlu olmayı öğreneceğim. Allah evlat vermemiş. Ya veren de o, alan da o. Verilmesi iyi, verilmemesi kötü değil. Ey kullarım, çocuğu olanlar cennete gidecek, olmayanlar başının çaresine baksın demiyor Hazreti Allah. Onunla nasıl baş ettin? O olanın benden olduğunu anladın mı? Halinden razı oldun mu diyecek. Bir müminin ulaşabileceği en yüksek makam Allah'tan razı olma makamıdır. Dolayısıyla elimde ne varsa o olanlara raditü billahi rabben diyebiliyorsam, bu saydıklarımın içerisinde üçüncü önemli sac ayağıdır. Olanla yetinmek. Eşimin benim çok sevdiğim özellikleri de var, hiç hoşuma gitmeyen özellikleri de var. Ne yapacağım? Onun da bende çok beğendiği özellikler de var, beğenmediği özellikler de var. Kimse kimseyi %100 saf altın gibi, her şey benim istediğim gibi olsun deme lüksüne de sahip değil. Böyle bir şey mümkün de değil. Bu adaletsiz ve zalimce olur. Hadi mümkün olduğunu varsayalım. Bu çok zalimce bir şey olur. Ben senin tam da istediğin gibi olmak üzere yaratılmadım. Evet. Ben kendimi iyileştireceğim. Sen kendini iyileştireceksin ama yapamadıklarımız da kalacak. Başaramadıklarımız da kalacak. Sen bana, ben sana bunun ağır gelmeyeceği şekilde davranarak katlanmayı öğreneceğiz. Buna sabretmeyi öğreneceğiz. Bunu bazen görmezden gelmeyi öğreneceğiz. Dolayısıyla elimizdekilerle yetinmek, var olana şükretmek, razı olarak hayatı ilerletmek kesinlikle insanın yürek yorgunluklarının azalması için olması gereken üçüncü adımdır. Evet. Ondan sonra sabah kalktık, sabah namazını kılmadık, öğleni kılmadık, ikindiyi kılmadık, akşamı kılmadık, yatsıyı kılmadık. Ezanlar okunuyor. Allah bize ezanla diyor ki, senin şu anda benimle buluşma zamanın. Buna ihtiyacın var senin. Ben Allah'ım. Senin namazına benim ihtiyacım yok. Ben kainatın sahibiyim. Adını sanını bilmediğin alemlerin sahibiyim. Senin namaz kılman benim yüceliğime bir katkıda bulunmaz. Bana bir zarar vermez. Ama senin için düşünme, tefekkür etme, bu dünyadaki acziyetini anlama, bu dünyadaki kulluğunu idrak etme, varlığından bağımsız olarak senin aciz, günahkar, zayıf bir varlık olduğunu anlama zamanı. Alnını toprağa vurma zamanı, koyma zamanı diyor. Ben ne diyorum? Sen Rabbim diyorsun ama şimdi şu işim var. Şimdi öteki işim var. Bir iki işim var. Bu namaz benim için. Abdestli durma benim için. Kur'an okuma benim için. Benim ruhumu beslemek için. Başkalarının iyiliğine sevinme. Başkalarının yokluğuna üzülüp onlar için dua etme. Elimden geleni, sevdiklerimi de verme aşaması, mertebesi olmak üzere Allah'ın bana verdiklerinden paylaşabilme. Çocuklarımla, eşimle mağdur aileleri ziyaret etme. Her bayram bir ailenin ihtiyacını giderme. Çocuklarımıza sadaka kutusu yapma, harçlıklarından sadaka vermeyi öğretme. Mağdur ailelerin çocuklarına bisiklet alma, spor ayakkabısı alma, ders malzemesi alma, kışın bir ailenin sobasını alma, kömürünü alma. Benim ruhumu besleyen şeyler. Benim mutluluğum,
mutluluğu da bıraktım. Benim huzurum maneviyatımı besleyecek şeylerle olur. Bir fakirin sofrasında bağdaş kurup bir çorba içmenin keyfini asla 7 yıldızlı otelin restoranında yemek yeseniz bulamazsınız. Allah'ın o zaman kullara verdiği rahmeti, Allah'ın memnuniyetinden dolayı bize verdiği sevabı başka bir şeyde bulamayız. Bu bana iyi gelen bir şey. Dolayısıyla Allah'ın verdiğinden vermek bir makamdır. Allah'ın beni severek, yaratmasını bilerek, sevgiyi içimde büyüterek, asıl olanın sevilmek değil, sevmek olduğunu fark ederek, başkalarını sevebilmek, Allah'ın evine başkalarını da konuk edebilmek bana iyiliktir. Bir makamdır sevebilmek. O zaman benim ruhumu besleyecek şeylere ben fakirlere iyi davranarak, helal rızkımdan vererek şu bardağımı yıkıyorum. Benim görevim bir ofiste bardak yıkamak, çaycılık yapmak mı? Bunu öyle iyi yapmalıyım ki ibadet gibi. Allah da ibadet sevabı versin. Rafları temizlemeliyim, bulaşıkları şarkı söyleyerek, ilahi söyleyerek, neşeyle, coşkuyla. Allah bana iş vermiş, sağlık vermiş, helal bir rızık kaynağı vermiş. Ya ben çok mutluyum, yaptığım iş ne olursa olsun tuvalette temizlerim, bulaşıkta yıkarım, yerde süpürürüm, camda silerim ya. Allah sağlık vermiş, hamallık da yaparım. Yeri geldiğinde helal rızkım için, helal para için bütün meslekler çok saygındır. Çok saygındır ve ibadettir. Dolayısıyla ben işimi en iyi şekilde yaparak kendime iyi gelen bir şey yapmış olurum. İşimi iyi şekilde yapmak, işimi coşkuyla yapmak, işimden razı olmak, aldığım paradan razı olmak benim kendi içimdeki enerjinin kapılarını açar, kapaklarını açar. Onların dışarı çıkmasına yardımcı olur. Böyle olunca ben bulunduğum yere enerji saçarım. Bulunduğum yerdeki insanları mutlu ederim. Tebessümümle, saygınlığımla, verdiğim selamımla. Yani o daire, o ofis neşeyle dolar. Bu ne güzel bir şey. Ben bende olanı veriyorumdur. Alan el, veren el, veren el alan elden üstündür derken parayı kastetmiyor. Almak kötü değil ki zaten. Alırken de gönül rahatlığıyla alacağız. Bir ara biz dibe düştük ekonomik yönden. Arkadaşım birisi dedi ki Salih ablacığım elimde şu kadar zekat parası var alır mısın dedi. Tabii ki alırım dedim. O anda ihtiyacım vardı. Şu anda ben veriyorum. Lazım olduğu zaman almak da onurdur. Allah al diyor. Elimde olduğu zaman vermek de onurdur. Allah ver diyor. İkisi de güzel. Dolayısıyla yokluğunda varlığında Allah'tan. Ve bunun bir deneme amaçlı kullara yaşatıldığını öğrendiğimde benim için kötü bir şey kalmaz. O zaman ben ne yapıyorum? Benim en iyi halim iyi olduğumda açığa çıkar. En iyi halim demek potansiyel değerlerim en yüksek derecede üretkenliğimi, sabrımı, anlayışımı, iyi iş yapma becerimi, insanlara saygın davranma özelliğimi iyi olduğum zaman açığa çıkarabilirim. İyi olduğum zaman yeteneklerimin kapıları açılır. Yeteneklerimin, enerjimin kapıları açılır. Coşkumun kapıları açılır. Ben olurum. Kendimi ortaya çıkarırım. Yani bendeki var olan güzellikler açığa çıkar. İnsanlar da bundan istifade eder. Allah bunu istiyor. Bendeki güzellikleri, iş yapma yeteneği, kimisi sanatta, kimisi zanaatte, kimisi el becerisinde, kimisi konuşarak, kimisi ondan sonra yazarak, kimisi ne bileyim muhtelif işleri yaparak o işi en iyi yapmanın, o işin ustası olmanın, o işin piri olmanın yolunda olmalı. Ne iş yaptığından bağımsız olarak. Dolayısıyla bu benim davranış ve anlayış paketi olarak kendim için yapabileceğim en hayırlı şeylerdendir. Evet. Kaybolduğu zaman Allah bana bir şey öğretiyor. Benim diyordun. Bak aldım. Senin olan seninle ahirete gelendir. Demek ki senin değilmiş diyecek. Ben oradan bir şey öğreneceğim. Allah'ım öğrendim. Hayırlısıyla onu yerine koyalım diyeceğim. Koyar koymaz o da onun bileceği bir şey. Var olduğu zaman ya Rabbi bu senin. Benim değil ben öğrendim artık var olduğumun. Geçici kullanım hakkı benim. Sen beni deniyorsun. Bununla ben kendimi bir kaftağında mı görüyorum?
olmayanları düşük mü görüyorum? Dostlarımı değiştiriyorum, eşimi değiştiriyorum, arabamı değiştiriyorum. Ben insanlıktan çıkıyorum. Allah beni deniyor. Bir dakika. Boş başakların başı yukarıdadır. Dolu başakların başı aşağıdadır. O yüzden ilim lazım. O yüzden bilgi lazım. İnsan olmanın parayla, pulla, makamla, mevkiyle, şununla bununla olmadığını, manevi derinlikle olduğunu bana anlatan ilim, ilmin peşinde olmam lazım benim. O yüzden de namazlarımızı kılacağız. Oruçlarımızı tutacağız. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ailemizde ayet-i kerimeler okunacak, hadis-i şerifler okunacak, kritik yapılacak. Bunu bugün hayatımıza nasıl geçirebiliriz? Bunun Allah Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi hayatında nasıl ortaya çıkmış? Çocuğun birisi ötekini araştıracak, birisi berikini araştıracak. Bunu bir hocaya soracağız, gidip ailece o hocayı dinleyeceğiz. Ya ben dine göre yaşamak üzere varım. Evet. Bu beni insan yapacak. Ben başkasına saygıyı dinden öğreneceğim, peygamberimden öğreneceğim. Her türlü insana saygıyı, görevini en iyi şekilde yapmayı, mazlumun hakkını korumayı ben peygamberden öğreniyorum. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatımda olmasa ben niye yapayım? Niye yapayım? Benim hoşuma gideni yaparım. O zaman benim derdim, davam başka olur. Kendi çıkarlarımı, kendi menfaatimi, kendi egomu korurum. Beni iyi hissettirecek şey başkalarından aldıklarım, başkalarına vermediklerim. Kendimi daha iyi hissettirecek ne varsa elimde elde etmek isterim. Bunun sınırı nereye kadar? Yok. Evet. O zaman zalimliğin de sınırı yok. Beni hizaya getiren, haddimi bildiren dindir. Bir dakika, sen inan, o inansın ya da inanmasın, o bana ait diyen dindir. Ben Yahudi'ye de Hristiyan'a da savaş hali olmadıkça saygı duyuyorsam, kim olursa olsun onu insan olarak belli bir makama yükseltiyor ve ona görevimi en iyi şekilde yapmayı istiyorsam, ben bunu dinden öğrendim. Benim nefsim bana bunu söylemiyor. O yüzden de ne kadar bilirsek o kadar doğru davranma şansımız olur. Ya Rabbi ilmiyle amil olmayı nasip etti. Ya Rabbi senin razı olacağın bir ahlakın bende olabilmesi için lazım olacak bir bilgiyi dişimle tırnağımla tabiri caizse söke söke öğrenme konusunda sen bana yardım et diye yana yakıla Allah'tan yardım isteyeceğiz. Evet.